İzleyicileri hayırlı akşamlar. Mihenk Taşı programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta insan niçin çalışır konusuna bağlı olarak iki şekilde çalışıyor insanlar. Islah için bir de ifsat için. İfsat için çalışma nasıl yapılıyor? İşte fikir kirlenmesi yoluyla, terör ve kargaşa çıkarma yoluyla, iktisat düzeni bozma yoluyla, işbirlikçi yönetimler yoluyla ifsat için çalışan insanlar var. Peki onun karşısında ıslah için çalışan bizler ne yapıyoruz? Cihad ediyoruz. Cihadı da uzun boylu bir şekilde geçtiğimiz haftalarda anlattı ama bundan sonra detaylı bir şekilde programımızın ilerisinde anlatacak değerli hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Bu arada tabii birkaç gün önce şehitlerimiz, onunla ilgili de milletimizin başı sağ olsun, polislerimize yaralı olanlara acil şifa, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyor. Milletimizin birliğine, dirliğine de Cenab-ı Hak vesile etsin inşallah. Dua ediyoruz tabi. Tekrar bu müessip olaylar yaşanmasın diye temenni ediyoruz değerli hocam. Tabi bunun için de cihat farzı bu tip olaylarla karşılaşmamak için de çok mühim bir konu. Cihat farzını gereği gibi eda edersek inşallah düşman bize zarar veremez. Peki bu fikir kirlenmesi gibi yollarla ifsad eden insanlara karşı ne yapacağız? İşte bugünkü konumuz bu. Ne yapacağız? İfsatçılara karşı ne yapmamız gerekiyor? Tam da bu şehitlerin üzerine de inşallah onların kalanlarında kalplerine sürur verecek ve bizim de ebedi kurtuluşumuzu sağlayacak konuyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Hocam. Evet. Ne diyeceksiniz? Ben izleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ve bu İstanbul'da patlatılan bu bombanın yol açtığı tahribat dolayısıyla burada şehit olan kardeşlerime Rabbimden onlara şehitlik mertebesine ulaştırmasını istiyorum. Orada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Kalanlarına ve o akrabalarına, yol arkadaşlarına, çalışanlarına, birlikte çalıştıkları insanlara da başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tabii teröristleri, terörün her türünü ve teröre yardım eden her türlü kurum ve kuruluşu, devletleri Yüce Rabbime havale ediyorum. İnşallah milletimiz inancıyla, bütünlüğüyle efendim bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Böyle çok badireler geçirmiştir bu toplum, İslam ümmeti. Türkiye İslam ümmetinin doğal başıdır. Ama baş olduğunun farkında olmayınca düşman başa saldırıyor. Türkiye 100 yıldır İslam ümmetinin başı olmaktan vazgeçtiği için düşmanın koltuğunun altında, onun emrinde, onunla beraber kurtuluşu aradığı için işte bu işler başımıza geliyor. Başımıza geliyor. Evet, Allah razı olsun. Ben sizin orada söylediğiniz ifsada karşı ne yapacağız değil. İfsada karşı Müslümanlar olarak var olacağız. Evet, var olacağız. Nasıl ne yapacağız var? Sorusunun cevabıyla nasıl yapacağı sorusunun cevabı da iç içe cevap oluyor. Peki. İfsada karşı var olacağız. Nasıl? Ne yapacağız? Var olacağız. Evet. Şimdi var olmak ne demek? Biz 2 milyarlık İslam ümmeti olarak var mıyız, yok muyuz? Bu vücut 70 parçaya ayrıldı mı? Devletler olarak her devletin içinde 70 ayrı teşkilata, cemaate ayrıldı mı? Gruba, partiye. Evet. Peki bunlar nasıl hep birlikte var olacak? Şimdi bunun
Var olmak bu demek yani. Var olmak, şimdi kelime olarak var olmak başka bir şey. Sizin yüklediğiniz fiilen mana. Fiilen benim mi? Yüklediğim değil. İslam'ın yüklediği mana olarak var olmak başka bir şey. Şimdi Muhittin Hoca sen var mısın? E burada varım. İyi de yani bana diyorlar ki nasılsın? Ya hiç belli değil diyorum. Nasıl belli değil diyorlar. Yani iyisin işte. Ya kardeşim yemek meselesinde benim üzerime kimse yetişemez. Ben iyi yemek yiyorum. Ama gel bakalım şu dava için. Biz var mıyız yok muyuz denildiği zaman o zaman ben en geride kalıyorum. Mana bakımından. Mana diyorsun. Ve ruh bakımından var mıyız yok muyuz? Harekete geçelim dendiği zaman sen neredesin? Hani Necip Fazıl diyordu ya. Hiç kimsenin olmadığı yerde kim var dendiği zaman ben varım diyebilenindir dava. Evet. E şimdi sen varım diyebiliyor musun? İşte Suriye'de Halep'in durumu. O varlığı buraya... Varım demek. Evet. İfsada engel olan organizasyon demek. Bir kişi varmış, bir milyar Müslüman varmış. Varmış da bunlar kalabalık. Var olmak demek ne demek? Onu konuşacağız işte. Evet. Şimdi hepimizin malumudur. İslam dini insanlığın dünya ve ahiret saadetine, huzuruna ulaşması için somut gayeler beyan eylemiş. Bu somut gayeleri gerçekleştirmek üzere de Hazreti Peygamber Efendimiz'i bizzat Kur'an-ı Kerim ile insanlığa göndermiş. Peygamberimiz Efendimiz bil fiil o somut gayeleri Mekke döneminde kurduğu organizasyonla, yetiştirdiği kadrolarla ve ardından Medine-i Münevvere'de kurduğu devletle İslam ümmeti. Medine vesikasında şöyle bir cümle var. Müslümanlar bir ümmettir. Diğerleri bir ümmet. Diğerleri dedi kim? Yahudiler, Hristiyanlar. Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Ateşperestler, şunlar bunlar. Bütün hepsi. İster din, yani bir takım tarif edilmiş dinlere inananlar olsun, isterse diğer ateistler, batputa tapanlar, müşrikler olsun. Biz bir ümmetiz. İyi de ümmet nesiyle vücut bulur? Organlarıyla vücut bulur. Var olmak demek organlarının olması demek. İhtiyaç halinde o organlar sana yapılan saldırıyı, sana yapılan bir durumu müdahaleyi bertaraf etme. Def etme. Evet. Veya tedavi etme. Veya karşı koyma. Yani var olmak dediğimiz zaman biz var mıyız yok muyuz? İslam ümmeti olarak 1,5-2 milyar Müslüman var. Var ama bunlar organize organları müteşekkil olmuş bir ümmet halindeler mi? Yani şunu söylüyorsun, peygamberimizin fiilen gerçekleştirmiş olduğu İslam devleti gayeyi tahakkuk edecek yapı var mı? Var mı? Bütün olay var olmak bu demek yani. O yapı, o teşkilat. Ha, teşkilat, evet. Var olmak demek ümmet olarak teşkilatlanmak demektir. Teşkilat ne demek değerli hocam? Oraya gireceğiz şimdi. O çok önce var olmak ne demek? Ha, oraya gireceğiz. Şimdi peki. O teşkilata gireceğiz. Peki. Çünkü onu muhakkak gireceğiz. Şimdi önce bir defa delilimiz ne? Yani var olmayı delilir. Bize farz kılan Allah'ın emri ne? Hiç olmasa bir iki tanesini bahsedelim. Evet. Bir defa Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesi bize organları belli olan bir teşkilatı kurmayı emrediyor. Evet, sevgili izleyicilerimiz ekranda görüyorlar. İşte evet. şu ayeti kerime. Evet. Var olacağız. Ne buyuruluyor orada? Vel tekun minkum ummetun. Sizden bir ümmet olsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Bu ümmet hayra çağırsın. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ Marufu emretsin. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Kötülükleri kaldırsın bu ümmet, bu organları belli teşkilat.
Ve ulaike humul muflihun, esas kurtuluşa erecek olanlar o teşkilata mensup olanlardır. Hmm, var olanlar. Kenarda, köşede. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki men şezze şezze finnar. Bu teşkilata katılmayan, bu ümmete katılmayanlar ateştedir buyuruyor. Şezze şah. Şez demek ayrılmak demek, şaz. Muhalefetü sikkatü men huve evseke minhu. Hadis istilahındaki şaz. Esas fıkıh istilahındaki şaz ise ayrılmak. Tamamen ayrılmak. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinde biraz duracağız. Ali İmran 104. Evet, çünkü ben bu ayet-i kerimeyi İmam Hatip'te ezberledim. Sonra yüzlerce kitap okudum, oralarda onun tefsirini okudum. Bu ayet-i kerimenin. Sizden bir ümmet olsun. Vazifesi hayra çağırmak olsun. İyiliği emretsin, kötülükten alıkoysun, kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Sathi mana bu. Sathi. Esas ruhu olan mana bu değil. Oraya geleceğiz şimdi inşallah. Bunu bir misalle açıklayacağım. Değerli izleyicilerimize bunu ilk defa bu televizyon kanalından, TV5'ten bunu ilk defa konuşuyoruz. Medine-i Münevvere'den geldik. 1987 yılı, 88 yılının Eylül veya Ekim aylarında rahmetli Ali Soylu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 150 veya 200 öğrenciyle Ankara'da eğitime geldi bizim genel merkezimize. O eğitim çalışmalarının 3 gün, 4 gün yapıyorduk o zamanlar. 3 gün, sonradan 3 gün oldu. Önce 4 gün yapıyorduk. 5 günde yaptık, daha birkaç hafta baktık çok ağır geliyor. Ağır geliyor vatandaşa. O zaman 4 güne indirdi onu hocamız. O 4 gün esnasında hocamız geleceği dersen bir defasında geç geldi. Ben de fırsattan istifade orada bu ayeti kerimeyi talebelere, öğrencilere, Milli Gençlik Vakfı'nın öğrencilerine izah ediyorum. Hocam geldi, kapıdan içeri girince ben dedim ki arkadaşlar su geldi, teyemmüm bozuldu. Evet. Sözü hocama bırakıyorum dedim ve oturmak istedim. Baktım hocam geldi, en önde bir yerde oturdu. Gelip de masanın başına gelmedi. Kürsünün başına gelmedi. Ben oraya gidince hocam dedi ki sen geç bakalım dedi. Anlat bakayım bunlara ne anlattın dedi. Ben de onlara ne anlattım? Hocam işte vel tekun minkum ummetun yed'una ilel hayri ve ye'muruna bil ma'ruf ve yenhevna anil münker ayetini anlattım dedim. Anlat dedi. Ne anlattıysan harfiyen anlat dedi. Şimdi uzatmayalım. Ben biraz önce yaptığım tercümenin aynısını yaptım. Hocam dedi ki olmadı dedi. Bir daha anlat. Allah Allah. Ben biraz Arapça biliyorum. Bu olmadı. Neresi olmadı? Yani vel tekun minkum ummetün, sizden bir ümmet olsun. Evet. Vazifesi ne olsun? Hayra çağırmak olsun. Ondan sonra iyiliği emretsin. Kötülükten alıkoysun. Kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Aynen böyle yani tekrar etti. Olmadı, bir daha anlat dedi. Ter topuğumdan akıyor. Allah Allah. O zamana kadar ilk defa hocanın karşısında, böyle toplumun şey karşısında kaldı. Böyle bir imtihandan geçiyoruz. Hocam dedim benim ilmim bu kadar. Ben bu ayetin tercümesini böyle öğrendim. Dedi dur bakalım şimdi. Bekle bakayım orada. Geldi şöyle. Şimdi dedi sen burada bir mana veriyorsun dedi. Ama manan da verdiğin mana dedi soyuttur. Somut bir mana vereceksin dedi. Evet. Bu kelime benim kafama çakıldı. Sen sizden bir ümmet olsun diyorsun dedi. Evet. Neden ümmeti tarif etmiyorsun? Ümmet ne demek? Dedim ki hocam bunlar ümmeti biliyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti. Bunlar bunu biliyor. Dedi ki biliyor zannediyorsun. Allah Allah. Oysa tarifsiz bilgi, tarifsiz anlatım problem getirir.
kavramları tevhidi manalarla problemi çözecek şekilde tanımlayıp tarif edip öğretmediğin hiçbir anlam senin somut anlamın olmaz. Herkes onu istediği gibi anlar. Oysa sen ümmeti tarif etmedin. Sen onlara ümmet dedin mi? Hazreti Muhammed'in ümmeti diyecek. Doğru. İyi de ümmet ne demek? Ümmet demek. Hoca tarif ediyor. Elif, mim, mim. Mim, evet. Başında imam olur. İmam ne demek? İmam başkan demek, komutan demek. Ümmetin başında ümmetin lideri olur. Şimdi bu 2 milyar ümmeti Muhammed'in başında lideri olan bir ümmet midir bu şimdi? Tabii. Yok. O zaman bunun böyle olması gerekiyor. Sizden bir ümmet olsun. Başında imamı olan, halifesi olan, imamı kebir diyor buna bazıları. Evet. İmam, imametül uzma diyor Araplar. Büyük imamlık. İstilahlar ülkeden ülkeye değişebilir. Türkiye'de buna halifelik deniyor. Araplar buna imametül uzma diyor. Büyük imamlık. Cami imamlığı değil bu. Parti imamlığı değil, parti başkanlığı. Ya ümmetin başı. Hepsini çevir. Sizden bir ümmet olsun. O ümmet nasıl bir ümmet olsun? İyiliğe çağır. Başında daha oraya var. Ümmeti daha tarif etmedi ki. Yapısı olarak diyor. Yapısı evet. Olarak o nasıl bir ümmet? Evet. Ümmet demek içinde iştikak manasında disiplin olan mana demek. Yani görev taksimatı yapmış olması lazım. Peki gayesiz ümmet olur mu? Olmaz tabii. O zaman bu ümmetin gayesi ne? Yeryüzünde Kur'an nizamını kurup yürüten bir ümmet. Başında imamı var ve disiplinlidir. Görev taksimatı yapmış, teşkilatlanmış disiplinli bir topluluk. Nasıl bir topluluk bu? Manevi bir topluluk. Neden? Çünkü bunlar çeşit çeşit ırklardan oluşuyor. Maddi bir somutturlar ama manevidirler. Irklardan müteşekkil, yani Türklerden müteşekkil, Araplardan müteşekkil, tek başına Türklerden müteşekkil değil. Ümmet kelimesi bütün Müslümanların organizasyonu demek. Hazreti Muhammed'in ümmeti demek, hocanın söylediğini söylüyorum. Bu çağda Kur'an nizamını kurup yürütmek için bir araya gelen gelmiş, evet. Bir araya gelen manevi disiplinli görev taksimatı yapmış bu çağdaki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu çağdaki ümmeti, bu çağdaki teşkilatı. Böyle bir ümmet olsa ancak Halep bu hale gelir mi? Tabii ki gelmez, onu yapamaz tabii. Şey. Irak bu hale gelir mi? Musul bu hale gelir mi? Filistin bu hale gelir mi? Suriye bu hale gelir mi? Türkiye bu hale gelir mi? Bütün problemin başı ümmet olamamaktır. Var olamamaktır. Ümmet olarak var olacağız. Bak bak nasıl var olacağız? Ümmet olarak ümmet. Var olma. Evet. Efendim Türkiye olarak var olalım. İstediğin kadar var ol. Tek başına Türkiye bütün bir emperyalizmle mücadele edecek güce ulaştırmazlar onu. Erbakan Hocam onun için ümmet olmak için ne yaptı? D8'i kurdu. Sen böyle bir kuruluş kurmadan ben Halep'i kurtaracağım. Boşuna uğraşırsın. Önce bunu kuracaksın. Farz-ı ayin bu. Farz-ı kifaye de değil. Farz-ı ayin. Bütün Müslümanların üzerine ümmet halinde var olan teşkilatı kurmak farz-ı ayindir. Ha buna siyasal anlamda İslam Birliği denir. Bu birliği kurmadan Türkiye Avrupa'nın kapısıdır diyordu hoca. Mısır Afrika'nın kapısı. İran Orta Asya'nın kapısı. Pakistan Güney Asya'nın kapısı. Bu dört ülke bir araya gelip sırt sırta verip bütün konularda tedrici olarak işbirliği ekonomik, askeri, siyasi kültür ve manevi, kültürel her konuda var olmak konusunda biz ancak birlikte var oluruz. Müslümanların bir kısmının bir diyelim Türkiye Müslümanların başı olsun. Hani öyle diyelim vücuda benzetecek olursak ümmeti.
Bir tek kafa var olmuş, vücudu yok ortada. Nasıl var olacak? Bir göre yapamaz tabii ki. Onlar hepsi Müslüman, İslam vücudu. O bir vücudun organları. El mu'minune ke cesedin vahide. İnananlar bir vücudun organları gibidir. Şimdi var olmak dediğimiz zaman baş yaşayamaz diyorsun. Sizden bir ümmet olsun demek, Kur'an nizamını kurup yürütecek organları belli ki o organları hocam saydı. Onları oluşturmanın mücadelesini verdi, ömrü vefa etmedi. Yapabiliyor olduğunu yaptı. Kafirlerden korkup yapmamazlık etmedi. Ha, tedbir de aldı. İnsani bakımdan sen tedbir alırsın ama arkada ne dönüyor bilmediğin için Allah o tedbirleri alır. Onları Allah alır. Müminler için. Ve mekeru ve meker Allah. Evet. Onlar bir tuzak kurarlar, Allah da onlara tuzak kurar. Allah. Ama sen buna inanacaksın. Sen medeti kafirlerden beklersen Allah'ın rahmetinden uzaklaşırsın. Mümkün değil. İslam ümmetini uyandıracak mana ve ruh budur. Hocam devam etti orada. Yed'une ilel hayr. Hayra çağırsın. Peki hayır nedir dedi. Her kelimeyi tek tek tarif ediyor. Hayır nedir? Hocam hayır iyilik yapmak. Yok. Hayır demek hem fert olarak hem kurumsal olarak iyi seçip, faydalıyı seçip, doğruyu seçip, adaleti seçip hem fert hem düzen olarak hayrı ikame etmek. Hayır sonuçları itibariyle Müslümanların ve toplumun lehine olan, illa Müslüman olması da şart değil, İnsanlığın lehine. Hayrun nas men yenfeun nas. İnsanlığın lehine iş yapan en iyi insandır. Müslüman olarak bunu yaparsa. Çünkü iman şarttır. İman yoksa Edison elektriği buldu, cehenneme girer. Evet girecek. Neden? İman etmemiş. Eğer etmemişse. Biz zahiren öyle biliyoruz. Evet. Biz bildiğimizle amel ediyoruz. O iman etmişse Allah'a hesap verecek. Yani Allah onu bilir, ona göre ona muamele eder. Biz Allah'ın hesabına karışmayız. Evet. Kendimiz ne görüyorsak o. Hayır bu. Hayır. Hayır demek ki toplum yararına sonuçları itibariyle iyiyi, faydalıyı, adaleti ve doğruyu fert, cemaat ve düzen bazında üretebilmek. Evet. Hayır bu. Sen bir hayır üretiyor musun? Şunu yaptın. Mesela şöyle bir dosya yaptın. Bunu topluma takdim ettin. İçinde hayır var mı? Var. İyi bir şey yaptın. Tebliğ farzını yerine getiriyorsun. Yani fert olarak tamam. Fert olarak ama cemaat olarak. Düzen olarak. Hayır. Düzen olarak, devlet olarak. Efendim ben hayır yapamıyorum. Hep hayır ile şerri bıraktım millete. O zaman sen orada ne duruyorsun? Korkuluk musun? Eksik olmuş oluyor böyle. Eksik oluyor. Efendim ben kötülüklere mani olamıyorum. Çok büyük kötülükler var. Bana yardım edin. Elbet yardım edecek millet. Devlet kötülüklerle baş edemiyorsa millet yardım edecek. Devlet millet içindir. Millet devlet için değil. Bak çok mühim bir cümle bu. Devlet millet içindir. Millet devlet için değil. Asıl olan millettir. Tabii asıl olan millettir. Millet yani eğer senin bir devletin var, milleti yok. Öyle bir yer mi olur? Öyle bir devlet olmaz. Devlet ruhtur. Milletin ruhuna devlet denir. Orada uygulayacağı insani adaleti, bağımsızlığı, bağımsızlık demek ruhun bedendeki hali demek. Ağrımıyor hiçbir tarafı. İnsan gibi devlet olacak. Bütün olay bu. Bunu kavrayamıyoruz şimdi. Bu kavranmıyor. Sağlık ancak böyle elde edilir diyorsun. Elbette. Devlet bir toprak üzerinde milletin inançlarının hakimiyeti olan somut yapıdır. Organize olmuş yapı. O yapı. Evet. Peki yed'une ilal hayr. Hayra hayır, çağıracak. Hayır neydi? Peki hayra çağırıyor mu bugün İslam ümmetinin liderleri? Amerika, Rusya ne diyor? Bir oradan oraya gidiyorlar. Sen Rusya'dan izin almadan Suriye'ye giremiyorsun.
Şimdi ben bunları söyleyince bazıları diyor ya kardeşim ben ilmimin yettiğini, tecrübemin yettiğini Allah için söylerim. Sen oradan bak payını al alabiliyorsan. Ben bunu söylemezsem ben bir ilim adamı olarak görevimi yapmamış olurum. Ben de yanlış söyleyebilirim. O da mümkün. O yanlışımı birisi bana ikaz ederse tövbe ederim. O da benim günahıma yazılmasın diye tövbemle onu silerim. Başka bir yolu yok. Hakikat bildiğin şeyi, inandığın gerçeği söylemek senin üzerine farz. Onu söylemezsen dilsiz şeytan olursun. Evet. Ve ye'murûne bil maruf. Şimdi hocamız diyor ki maruf, ye'murûne bil maruf. Marufu emrederler. Maruf ne demek? Marufu emretmek demek, maruf Kur'an nizamının yapılmasını emrettiği ve toplumun da onu iyi gördüğü şeylerdir. Maruf. Yapılmasında toplumun ittifak, Kur'an nizamının emrettiği ve toplumun da yapılmasında arzuladığı, ittifak ettiği şeyler. Onları yapacak. Yani bundan bir hayır geleceğini umduğu şeyler. Maruf şeyler. Bilinen demek. Evet. Maruf biliyor, bilinen. Umuyor onda yani. Biliniyor ama yapılmıyor. Ha. Niye? Efendim bizim demokrasi var. Kötülük de devam etsin, iyilik de devam etsin. Ya kardeşim bulaşıcı hastalıkla sıhhat yan yana geldi mi hangisi bulaşır hangisine? Adı üzerinde bulaşıcı. Maruf iyiliği emredeceksin. Emredeceksin münkeri kaldırmak için. Hak geldikçe batıl zahil olur. Kulce el hakku demek hak geldikçe batıl zahil olur. Ve zehkel batıl, batıl gider. Hak gelmeden batıl gitmez ki. Sen hakkı getirmenin mücadelesini yapması. Mücadelesini ve organizasyonunu yapacaksın. Ha, yapıyı oluşturmadan hiçbir demokrasi oluşturur. Buna engel değildir. Hiçbir demokrasi hakkın getirilmesine engel olana demokrasi denmez. O hevadır, nefistir. Nefislerinin arzularına demokrasi demişler. Öyle bir demokrasi yok. Orası çok önemli. Demek ki maruf yapılmasında Kur'an nizamının emrettiği ve toplumun da yapılmasını uygun gördüğü. Mesela içki topluma zarar veriyor mu? Veriyor. Kaldır onu. Kapat fabrikalarını. Sen zannediyorsun ki onları açık bıraktıkça terörü önlerim. Önleyemezsin. Önleyemezsin. Terörün bataklığı kötülüklerden ürer. Kötülükleri kaldırmadan iyilikleri somut halde, kurumsal hale getirmeden sen onu yapamazsın. Batakta kurutmak lazım. Yani 60 milyon insan içki mi içiyor da sen kaldırmıyorsun onu? 3 tane sarhoşumuz var. Onlar da bizim sarhoşlarımız. Ben bir Tarık Erbakan Hoca beni Kuzey Amerika'ya gönderdi. Gittim bir camide namazları kıldık. Rochester şehrinde. Orada bir kafeterya var camiye bitişik. Kafeteryaya gelen arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Giresunlu bir arkadaşımız geldi. Ben gittim, hoş geldi. Baktım uzağa oturdu. Uzakta duruyor. Dedim ki ya kardeşim sen de yaklaş. Hayır dedi ben burada oturacağım. O zaman ben sana hoş geldin diyeyim. Yanına gittim, kendisiyle kucaklaştım. Hoş geldin dedim ama baktım ki alkol kokuyor. Tabii utandı. Kendini biliyor. Evet. Dedi ki ya ben hocam ben yaklaşmayayım dedi. Ben alkollüyüm dedi. Dedim vallahi bizim sarhoşumuz gavurun evliyasından iyidir. Sen gel buraya dedim. Biz sana katlanırız merak etme sen şuraya otur. Bizim sarhoşumuz yeter ki Müslüman olsun yani Müslümanlığı inkar etmesin. Ne yapalım düştü oraya. Bizim sarhoşumuz gavurun evliyası olmaz da. Yani onlar kendileri aziz diyorlar bir takım isimler veriyorlar. Ondan bin kat daha iyidir. Evet. Bizim sarhoşumuz. Bu arada reklamlara gitmemiz lazım. Çok çabuk geçti anlayamadım. Hocam daha bir ayet-i kerimeyi izah etmedik. Evet ama gitmemiz gerekiyor. Yönetmen içeriden bizi uyuyordu. Şu kelimeyi de bitirelim. Onu da tamamlayalım. Şimdi ye'murûne bil maruf. Evet. Yani marufu emrederler. Tamam. Emrederler demek o ümmet olan organizasyonun ümmetin bütün kurumlarında hakimiyeti hakim, var demek. Evet, hakim o iyiliği emreder demek. Var olmuştu o bütün organizasyonların içinde.
Onların nasıl olacağını Erbakan hocamız madde madde sıraladı. İnşallah. Bir kısmının çekirdeklerini kurdu. Nüvelerini kurdu. Mesela. Bunlar olmadan istediğin kadar uğraş. Ha, yapacaksan bunları yap. Bütün desteğimiz seninledir. Evet. Evet. Ve yenhevne anil münker. Münkeri de kaldıracak. Burada kalalım. Evet. Ondan sonra ülkede öbürünü konuşuruz. Reklamlardan sonra peki. Devam edelim. Evet. Sevgili izleyiciler, kısa bir araya gidiyoruz. Önce değerli hocam bize var olacağız. Var olmak ne demek? Orada bize açıkladı ve onun içinde bir ayet-i kerime, Ali İmran 104. ayet-i kerimeyi bize açıklıyordu. Var olmayı emreden ayet-i kerime. Evet, var olmayı emreden ayet-i kerimeyi Ali İmran 104. Başka da var ama bir tanesi programımızda ancak ele alabileceğimiz ayet-i kerime bu. Dolayısıyla hayır nedir? Maruf nedir? Ve şimdi de münker. Evet, münker. Şimdi sizden bir ümmet olsun. Ümmet demek Kur'an nizamını kurup yürütmek için bir araya gelen manevi, disiplinli, teşkilatlanmış, organları belli, görev taksimatı yapmış 1,5-2 milyar Müslüman. Bu ne yapacak? Yed'ûne ilel hayr. Bunlar bütün yapıyı hayra çağıracak. Bütün dünyadaki insanları hayra çağıracak. 7 milyar insanı hayra çağıracak. Ve ne yapacak? Ye'murûne bil ma'ruf. Ma'rufu emredecek. Önce kendi içinde. Kendi içinde ma'rufu emretmeyen, kendi içinde münkeri kaldırmayan bir toplum, bir organizasyon, bir devlet nasıl ayakta kalacak? Kötülükler, devletin bir numaralı düşmanı kötülüklerdir. Neden? Orada hiçbir asayiş sağlanamaz. Huzursuzluk var. Sen kötülükleri kaldırmadın mı? Kötülüklerle iyilikler yan yana olan toplumda devlet bir müddet sonra çatırdayacak demektir. Mümkün değil, ayakta duramaz. Çünkü kötülüklerin ya, nevşinema bulduğu ortamda insan unsuru çürüyor. İnsan çürüyünce devlet... Evet, otomatik iyi. Olarak başlıyor çatırdayıp yıkılmaya. Münkeri kaldırmadan ve yenhevne anil münker. Münkeri kaldırmadan. Münker burada tüm kötülükler. Münker yapılmamasında Kur'an nizamının emrettiği kötülükler ve toplumun da topluma da zarar veren bütün bu kötülükler. Evet. Mesela az önce dediniz içki gibi. İçki gibi, kumar evet, gibi, evet. Adam öldürme gibi vesaire vesaire. Evet. Bunların eğer fiili cezaları varsa onları da ümmet uygulamak, olarak uygulamak. Hmm. Şimdi bazılarının dünyevi cezaları hafiftir veya yoktur. Uhrevidir. Hı hı. Mesela Ramazan'da orucunu bozdun. Bunun dünyevi cezası yoktur. İşte 60 gün oruç tutacaksın. Şimdi bizim ilahiyatçılar onu da bayağı kolayladılar yani. Başka bahaneler buluyorlar. Hı. Efendim. Efendimizin icma ile yaptığı, ashabın yaptığı tatbikatları yok sayıyorlar. Öyle olunca nasıl olacak da bu ülke kötülüklerden kurtulacak? Sağlam adamı bile sakat hale getiriyor Müslümanın eliyle. Yani. O da ıslah olacak, öyle mi? İfsadın adı ıslah olmuş, ıslahın adı ifsad olmuş. Daha düne kadar irtica deniyordu Müslümanlığa. Halbuki Müslümanlık hiçbir zaman irtica değildir. Müslümanlık irticaya, cahiliye demiş. Cahiliye demiş, iki günü müsavi geçen ziyanda da helaktadır. Şey, değil mi? Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla ve yenhevne anil münker, o ümmet münkeri nehyedecek, kaldıracak. Bu üç kademedir. Eliyle kaldıracak devletin görevi, diliyle kaldıracak bütün imamların ve bütün alimlerin, hocaların görevi, kalbiyle buğz edecek, o da vatandaşın görevi. Sen vatandaşa diyorsun ki sen yapma. Ben görevimi elimle kaldırmam kötülükleri, dilimle de kaldıranlara fazla şey yapmam, faize dokunuyorlar. Benim ana devletin sömürü çarkını oluşturan ana sütunlara dokunuyorlar. Onları fazla konuşturmuyorum. Onun için onu da fazla tasvip etmiyorum. Evet, laf olarak isteyen konuşsun. Demirel dedi, Türkiye'de konuşan Türkiye.
Şu anda da Türkiye, konuşan Türkiye'dir yani. Yapan Türkiye değil, üreten Türkiye değil. Konuşan Türkiye. Konuş istediğin kadar. Niçin? Laf iş değildir diyor Yahudi. İstedikleri kadar konuşsunlar. İşi ben yapıyorum. Benim emrettiğim gibi, benim düzene koyduğum gibi, benim dayattığım gibi yapılıyor. Mesele yok. O zaman ben işimi yürütürüm. Mesela şimdi Mavi Marmara'nın ne oldu? Mavi Marmara'da şehitlerin aileleri ne yaptı? Dava açtı o işi Yahudilerden yapanlara. Biz Yahudilerle anlaştık, senin davan batıldır. Düştü. Yahu ferdin hukuk davası batıl olur mu? Devlet onu kaldırabilir mi ya? Ama kaldırıyor kardeşim. O batıl bir şeydir şimdi. Bu da hukuk diye bize yutturulacak şimdi. Biz ona karşı çıksak devlete karşı çıkmak anlamını taşıttıracaklar. O kadar iş oralara bile gelebiliyor. Allah muhafaza. Biz devletimizi seviyoruz. Ama bu tatbikatı sevmiyoruz. Bu batıl bir tatbikat. Sen orada şehit olanların ailelerinin açtığı mahkemeyi kaldıramazsın. O mahkeme ila nihayet devam eder. Kaldırmış olsa da tekrar gelir o. Çünkü dediğiniz gibi o kaldırılamaz. Yani. İskat edemez onu. Kimi yani nasıl iskat edecek? Evet. Efendim, onun için ve yenevne anil münker. Münkeri kaldıracak. Ve ulaike humul muflihun. Felah demek hani hayya alel felah diyor ya müezzinler günde ezanda, evet. beş defa ama iki defa tekrar ediliyor her ezanda. Evet. Her ezanda iki defa tekrar ediliyor. Yani 10 kere çağırmış oluyor. 10 kere çağırmış oluyor bizi. Haydin kurtuluşa. Kurtuluş ne? Allah'ın ve Resulünün emirlerine gelin. O emirleri uygularsanız kurtulursunuz. Evet. Haydin namaza, sadece namaz şekil olarak kılmak değildir namaz. Namaz bizi kılacak. Biz onu kılıyoruz sanki. Namazda Allah'ın emrettiği o durumlar bizi adam edecek. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri vel ba'd. Muhakkak ki namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Yani namaz bizi kılar. Kılmıyor. Niye? Müslüman Allah-u Ekber deyip öbürünü öldürüyor. Bir de namaz kılıyor. Ne namazı? O namaz filan değil o. Şekilden ibaret. Sadece ritüel. Namaz seni kıldığı zaman sen bir Müslüman, günahkar da olsa efendim falanca mezheptendir, falanca görüştendir diyor. Hangi görüşler olursa olsun. Müslüman değil mi? Evet. Müslümanım diyor. Amentü'ye inanıyorsa o senin kardeşindir. Günahkardır diye onu biz Müslüman olup da günah işleyenin kendisine karşı olmak Müslümanlığın emri değil. Ya onun günahına karşı olmak emridir. Evet. Müslüman olduğu için sevmek emir sevmek ama. Sevmek esastır. Onu emir kurtarmak olsun. Emir tabii. Yani. Sen hem seviyorum seni hem öldürüyorum. Bizim köyde bir Burhan abi vardı. Biz onun fındıklarından alırdık böyle çocukken işte 8-10 yaşındayken. Ya Muhittin Efendi ben seni çok severim ama sonunda da bir daha alırsan ağzını burnunu kırarım derdi. Şimdi bu güzel bir tabir. Yani seni seviyorum ama senin yaptığın fiili sevmiyorum. Onun ya. Hesabını göreceğim senin diyor. Şimdi bu güzel bir şey. Onun için evet. Erbakan hocamız derdi ki kim bu davada görevini yapmazsa onu yerinde ben bile tutamam. Hiçbir güç onu yerinde tutamaz. Niye? Çünkü davasının görevini eda etmiyor. Evet. Hakiki adam, hakiki dava adamı teşkilat görevini yapan adamın adıdır. Burada biraz önce dediniz ya hocam, sevme, oradaki sevme işi, onu kötü fiilini kötülüğüne reddetmeye, kendisini sevme. Kendisini sevme, kötü fiilini reddetme, sevmeyi ortadan kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Yahu sen onu ateşten kurtarmak, korumak, evet. Günah işlemesine mani olmak, emri bil maruf o zaten. Aslında sevdiğini göstermiş oluyorsun tabii, yani. Sen onu şimdi şöyle bir örnek veriyor Erbakan hocamız. Şurada namaz kılıyorsun. Nafile namaz kılıyorsun. Orada da bir çocuk veya farz namaz kılıyorsun. Bırak nafileyi. Orada da bir çocuğun etekleri tutuşmuş kız çocuğu. Orada da bir kova su var. Sen o suyu alıp o çocuğun üzerine döksen çocuk kurtulacak.
efendim ben namazı terk edemem, çok önemlidir ya namaz diyebilir misin? Asla diyemez. O namaz farz da olsa ona devam edersen katil olursun. Ya. Toplum yanıyor. Sen onlara karşı iyiliği emredip kötülükten alıkoymanın derdinde değilsin. Hatta şöyle bir misal veriyordu rahmetullahi aleyh hocamız. Diyordu ki sen kendini şöyle bir koltukta düşün. İki elini, vücudunu, her tarafını, ayaklarını, her şeyini bağlamışlar koltuğa. Şuradan da bir kablo geçiyor. Üzerinde 5000 volt ceryan var. Şuradan da ama bir adam geliyor. Baston sesini görüyor. Bastonlu bir şekilde geliyor. Tık 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 tık. Sen o 5000 voltluk ceryana çarpılıp kömür olacak. Şurada da bir düğme var. Ama elini kaldırıp o düğmeyi basamıyorsun. Seni bağlamışlar. Şöyle veya böyle. Kanunlar demişler, tüzükler demişler, yönetmelikler demişler. Seni batıl şeylerle bağlamışlar sandalye. Orada diyor ne yapacaksın yapacaksın. Ya Allah deyip onları paramparça edip o düğmeye basıp o insanı kurtarmak sana farz-ı ayındır. Neden? Kömür olmasın. Bütün gücünü kullandın da yapamadın. Kurtarmış gibi sevap alırsın. Milli görüşçü bu demektir. Canı ruhu bu yolda atan adam demek. Evet. Sen bunu hiç bunu görmüyorsun. Böyle bir havan da yok, böyle bir halin de yok. Sen diyorsun ki ben onu kurtaracağına ihalenin peşinde koşayım. Evet. Ben onu kurtaracağına efendim kâğıtlarla ticaret yapayım, alışveriş yapayım, bilmem ne yapayım. Güçleneyim falan. Güçleneyim. Böyle de, hepsi palavra. Şeytan eyvallah. Müslümanın güçlenmesi Allah için cihadı eda etmesine bağlıdır. Evet, güzel. Aziz olmak başka çeşit olmaz. Öbürü zillettir. Allah muhafaza. Evet, değerli. Ve ulaike humul muflihun. Eğer ümmeti kurar, o teşkilatı kurar. Teşkilat, teşkilatın tarifini konuşacağız şimdi. Onu konuşmadık. Var olacağız. Evet. O var olmayı sağlayacak teşkilatı kurmak işte ayet-i kerimede belirtildiği gibi. Evet. Ona dahil olmak, ümmete dahil olup onun bir görevlisi olmak. Maddeden ve somut olarak. Evet. Maddeden ve manen. Somut olarak onun görevlisi olmak kurtuluş vesilesidir. Anca böyle kurtulur. O şekilde kurtulur. Evet. Peki o zaman bu ümmeti oluşturan teşkilatın tarifi nedir? Evet, burada teşkilat ne demek? Yani? Teşkilat ne demek? Erbakan hocamızın tarifiyle teşkilat, bak orada teşkilatın tarifini ben ekrandan okumak istiyorum. Evet. Bir gayenin gerçekleşmesi için, hangi gaye o? Onu ümmette belirttik. Evet, evet. Kur'an nizamını kurup yürütme gayesi. Evet. Evet, gerçekleşmesi için hiyerarşik bir yapı içerisinde. Hiyerarşi ne demek? Üstten aşağıya kadar ümmetin bütün fertlerine ulaşacak bir kılcal damar. Ve görev taksimatı orada var. Görev taksimatı o demek zaten. Kökündeki disiplin manası o hiyerarşik yapıyı koyuyor. Şimdi burada 6 tane öğe var. Bu öğeleri izah edeceğiz inşallah. Önce bir okuyalım. Evet. Bir gayenin gerçekleşmesi için hiyerarşik bir yapı içerisinde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen vasıflı ve yeterli sayıda insan topluluğuna ne diyoruz? Teşkilat diyoruz. Bu teşkilat örgüt deniyor buna şimdi. Bir insanın vücudunda nereye tekabül eder? Ümmet bir vücut olduğunu kabul edelim. Biraz önce öyle dedik. Bu vücutta teşkilat nereye tekabül eder? Teşkilat vücudun sinir sistemine tekabül eder. Sinir sistemi. O sinir sistemi olmasa siz duyarlı olamazsınız. Şuraya vurduğunuz zaman eliniz vurursunuz, keserler elinizi de duymazsınız. Arakan'ı keserler, Keşmir'i keserler, Çeçenistan'ı Ruslar keser, siz onun peşinden koşarsınız. Suriye'yi keser, Halep'i keserler, siz cılız seslerle teşkilat olmadığı için, ümmet şuuru olmadığı için, manevi disiplinli teşkilatlanmış bir topluluk haline gelmediğimiz için, şu teşkilatı, orada bahsedilen teşkilatı kurmadığımız için ilmini bilmiyoruz bir defa. Peki bu teşkilatın içinde ne var? Bu teşkilatın içinde 6 tane öğe var.
Çok önemli öğeler bunlar. Evet. Bir numaralı öğe gaye öğesidir. Bir gayenin gerçekleşmesi için. Birincisi o. Gaye ne demek? Gaye teşkilat mensuplarının, yani ümmetin o teşkilatı oluşur. Şimdi bunlar birbiri içerisinde teşkilatlar olabilir. Diyelim bir büyük İslam Birliği teşkilatı kurulmuş. Ona bağlı Türkiye var. Lokomotif gibi çekiyor. İslam Mekke'ye doğru çekiyor, batıya doğru değil. Ona bağlı gövde var. İran. Ona bağlı Mısır var. Gövdenin bir başka yarısı. Ona bağlı Pakistan var. Ona bağlı 70 tane organ var İslam ümmeti. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı diyoruz. Böyle bir vücut gibi çalışıyor mu? Hayır, böyle bir manayı kavradı mı? Bazen kınama falan yapıyor herhalde. Hiç niye kınamadı şimdi Türkiye'deki bu terörü? Toplanamamıştır. Niye toplanmadı acil olarak? Suriye'deki Halep için niye toplanmıyor? Değil mi sesini çıkaran? Kim mani oluyor ona? Evet. Demek ki ümmet değil. Bu ümmet kadar olmamız gerekiyor. O ümmet de, ümmet ikiye ayrılıyor. Ümmeti dava, ümmeti icabe. Ümmeti icabe, bu ümmet şuurunu kavrayanlar, icabet etmiş olanlar. Ümmeti dava, 70 tane İslam devleti. Hepsi davet edilmesi gereken ümmet haline dönüşmüşler. Gavurlarla işbirliği yapanlardan ne hayır gelir? Onun için şu gaye unsurunu çok iyi kavrayacağız. Bizim gayemizi, ümmetin gayesini aslında Rabbimiz her namazın sonunda tahiyyatta bize öğretiyor. Evet. Nedir o? Bakara suresinin 101. ayet-i kerimesi bizim tahiyyatta okuduğumuz Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Nasıl buyuruluyor bu? Ve minhum men yekulu Rabbena atina. Onlardan ki o ashab-ı kirama hitap ediyor. Onlar ne derler? Ya Rabbi, evet, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. İyilik ver. Hasene. Hasene demek hüsn kubuh meselesi vardır akaidde. Fıkıhta da var. Usulü fıkıhta. Hüsn fıtri olarak iyi olduğunu ve akli olarak iyi olduğunu ve Kur'an'ın da iyi olduğunu emrettiği şeylere husun denir. Hem fıtrat, hem akıl, hem de Kur'an. Hem de Kur'an. İster ilimden git, hüsne ulaşırsın. Evet. İster Kur'an'dan git, hüsne ulaşırsın, iyi güzelliğe, iyiliğe. Şimdi Kur'an'da başka, yani hüsn. Hüsn iyilik, ama hangi iyilik? Birine bir sadaka vermek de iyilik. En büyük iyilik. Her namazın sonunda Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar diyen bir Müslüman namazın sonunda tahiyyatta dünyaya dalacak şimdi. Selam verip çıkacak, dünyaya koşacak. İşine koşacak, neyse. Camiden çıkıp veya namazdan çıkıp gidecek. Niçin en sonunda bir defa daha söylettiriyor bize bunu Rabbimiz? Veya bu sünnettir. Bir sünnet bile gayeyi belirliyor. Evet. Ama Allah'ın ayeti, onu okumak sünnet. Niye? Genel anlamda namaz zaten gayeyi belirliyor. Sen ümmet isen kıbleye dönüyorsun. 2 milyar Müslüman kıbleye dönüyor. O kıbleye dönenleri Müslüman değildir diyorsun sen. Sana şimdi propaganda yapıyor. Sana şimdi birbirine düşürmek için onu da kullanıyor. Bak, o Müslümanı da sana karşı kullanıyor. Şimdi IŞİD denilen bu yapı Müslümanım demiyor mu? Evet. Ya nasıl Müslümansın sen, Müslüman öldürüyorsun? Şimdi Suriye'de efendim Şiiler geliyor orayı efendim şey yapıyorlar. Oradaki halkı Şii milisler deniyor. Bilerek söylüyor bunları televizyon. Ben olsam bugün iktidarda asla bunların hiçbir kelimesini söyletmezdim. Niye? Çünkü Müslümanlar birbirine bilevleniyor. Evet, Şii Sünni kavgası için bilevleniyor. Evet, körüklüyorlar. Körüklüyor. Türkiye'nin eski büyükelçisi vardı, Amerikan elçisi Edilman mı nedir? Adam diyor ki Türkiye bugün iç savaş koşullarını Türkiye'ye hemen hemen oluşturulmuştur. İç savaşa sokabilirsiniz onu demek istiyor. Allah korusun. Amerikan devletine, İsrail devletine, bütün batılılara akıl veriyor.
Ben biliyorum diyor Türkiye'yi. Taşlar yerinden oynadı. Bunları bir Allah'ın izniyle bunlar hiçbirisi olmayacak milli görüş bu Türkiye'de olduğu sürece. İnşallah. Onun için şu manayı kavramak lazım. Gaye unsuru ne? Dünyada da ahirette de saadete ulaştıracak bir teşkilat. Burada iyilik hayır da evet. Özdeşleşiyor yani. Ve fil ahireti yasana. Sadece dünyada ya, değil ama. Şimdi dünyada insan menfaate iyilik der. Halbuki dünyada da ahirette de iyilik olacak şeyler. Sağlaması orada çıkacak. Şimdi bazen diyorlar ki ben Medine-i Münevvere'de bir 90 yaşında bir Konyalı zatla karşılaştım. Çok mübarek bir zattı. Dedim ki Hacı Efendi nasılsın? 90 küsur yaşında. Dedi ki daha belli değil. Nasıl belli değil? Bayağı iyisin işte 90 küsur yaşında mescide gelebiliyorsun. Hiçbir şey burada belli değil evladım. Esas öbür tarafta belli olacak aşağıda. Demek ki dünyada iyiyim zannetmek göresel bir iyiliktir. Görecelidir, nispidir. Esas iyilik ahirette burada yaptıklarının karşılığı. Orada önüne babamın dediği gibi ne doğrarsan çanağına orada gelecek kaşığına. Sen onlara yönelik şuurlu bir şekilde burada ameller yapıp Müslümanları şuurlandırıp efendim inanan insanları harekete geçirip zulümlere mani olup kötülüklere mani olup bir gayret içerisinde oldun mu yok cebini doldurmakla meşgulsün. Senden ne hayır gelir bu Müslümanlara ya? Hem cebim dolacak hem de şey olacak. Hem de öbürü olacak. Kardeşim bu dünyada Allah kullarına rızıklarını pay etmiş. Sana verilen rızıktan gayrısı sana gelmeyecek. Boşuna uğraşma. Sen sebeplere sarıl helalinden. Evet. Sonuçları Allah'a bırak. İnsan yırtınıyor çatlayacak şekilde bir kısrağın çatlaması şeklinde bütün helal haram birbirine katıp götürmeye çalışıyor. Böyle bir adam devlet yönetiminde olsa ne olacak, olmasa ne olacak, şirketin başında olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Efendim cami yaptırmış. Yaptırdı da ne oldu? Şarapla abdest alınır mı ya? Haramla abdest alınır mı? Evet. Onun için bak bu eğitim sistemi neden şey vermiyor? Mevcut eğitimi düzeltemiyorlar. Neden? Gaye unsuru bozuk. Dünyada da ahirette de iyilik ver. Nefis terbiyesi üzerine kurulmayan bir milli eğitim neyi düzeltecek? Hiçbir şey düzeltemez. İstediği kadar uğraşsın. Şimdi ben bunları böyle keskin söylüyorum. Niye? Akılları başlarına gelsin de bir tedbir alsınlar. Nefis terbiyesi sistemini Müslümanlar 1400 yıl uyguladılar. Hepsinden de netice aldılar. Sen okullarında nefis terbiyesini bir numaralı ders haline getirmeden, bütün sistemi onun üzerine kurmadan, kamil insan yetiştirme projen olmadan, iyilikle kötülük yan yana yürüsünle bu iş olmaz. Şarapla abdest alınmaz, istediğin kadar uğraş. Boş. Zaman kaybettirirsin Müslümanlara o kadar. Evet. Sonunda başladığın yerden daha geride olduğunu görürsün. Tabii işten geçer Allah muhafaza buyursun. Evet. Onun için gaye unsuru evet. Çok mühimdir. Birincisi bu gaye unsuru. Demek ki bu ümmetin mensupları temel gayesi fert ve toplum bazında insanlığın dünya ve ahiret saadetine ulaşmalarını sağlamaya çalışmak. Bütün bu gayet. Sinir sistemi buna çalışacak. Evet. Şimdi böyle bir sinir sistemi yok ki. Herkes devletin başında olan, şirketin başında olan, derneğin başında olan, cemaatin başında olan, partinin başında olan ikbalini düşünüyor. Sen ikbalini düşündüğün zaman nasıl ümmet olacağız? Müslüman kendisi için istediğini kardeşim. Karşı tarafındaki kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamıyor. Burada asgari kendisi için istediği. Burada ifade ettiniz ya dünya ve ahiret saadetine ulaşması. Yani ahireti hesaba katmazsan o zaman dünya saadeti de şey maddiyatta olmaz. Zannediyor onu. O da maddenin gerçekten. Elde edilişi bunun içinde var rızık olarak. Tabii ki. Helal kazançtan. Ama o onu çok mal yığma, çok büyük bir servet sahibi olma zannediyor. Halbuki evet. Onların Allah yolunda harcanmayanların hepsinin hesabı var. Hepsinin hesabı var.
Zekatı verilmeyenin hesabı var. Haramdan kazanılmanın hesabı var. Onun için kodaman, zengin bir adam dervişin birisine demiş ki, efendi senin hiçbir şeyin yok, züğürt bir adamsın. Demiş ki ya niye bana hakaret ediyorsun? Bu bizim Bostan ve Gülistan'da Sadi Şirazi bunları çok güzel anlatıyor. Orada var. Ben kardeşlerime muhakkak bu gece karar vermelerini ve Bostan ve Gülistan kitabını alıp başucu kitabı yapmalarını diliyorum. Milli Gazete bunu iki defa verdi daha eskiden. Belki de vardır kütüphanelerinde. Hemen indirsinler, hemen okusunlar onu. Bütün mesele orayı kavramak. Evet. İşin ruhu. Orada diyor ki, kodaman dervişe diyor ki, senin hiçbir şey yok, sen züğürt bir adamsın diyor. Diyor ki, niye bana hakaret ediyorsun? Yani bu iş diyor hiç eşitlenmeyecek mi? Seninle ben aynı eşit olmayacak mıyız diyor. Olacağız diyor, sen de öleceksin, ben de öleceğim. Yani ölünce olacak. Peki diyor, sen de ölünce, ben de ölünce kimin hesabı kolay olacak? Demişsiniz hiçbir şeyin yok, seninki kolay. Ulan benim gibi olsana diyor, hesabını çoğaltacak şeyi bana çaka satıyorsun. Sen kendini bir akıllı adam mı zannediyorsun? Hesabını çoğaltmak akıllılık mıdır lan? Allah yolunda sarf etmektir akıllılık diyor. Derviş ona bir tane koyuyor böyle. Mana olarak yani. Yani. Bitiriyor işini. Evet. Onun için. Farkında yani. Farkında yani. Her şey. Demek ki gaye unsuru, evet, mühim. Dünyayı gaye edinmek değil. Değil, evet. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرْ اَهَمِّنَا diyor Peygamberimiz. Dünyayı benim en önemli şeyim yapma. Birinci mesele. Birinci mesele ya. Değil. Evet. Dünya dediğin وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutma, rızkın o kadar. O kadar ama unutma. Rızkın kadar. Evet. Onun en güzelini Bediüzzaman söylemiş. Dünyada kalacağın kadar dünyaya, ahirette kalacağın kadar ahirete çalış. Evet. Ne güzel söylemiş. Ölçü güzel. Evet. Bunun için hiyerarşik yapı. Şimdi gaye unsuru her Müslümanda çeşit şekilde şekillenir. Ama milyonlarca temel, Müslüman var. Evet. Gayesi Allah'ın rızasıdır muhakkak. Evet. Böyle olmaz. Ama bir araya gelip hiyerarşik yapıya girmek nefsine ağır geliyor. Orada sıkıntı var. Niye? Orada var. Orada sıkıntı var. Evet. Orada itaat edeceksin. Hiyerarşik yapı nasıl oluşur? Tılsımı itaattir. Evet. Onun için kafir itaat kelimesinin ağırlığını törpülemek için efendim bunlar itaat kültürüne inanıyorlar. Hadi oradan zındık. Müslüman itaat kültürüne alışmasa namaz kılar mı lan? Değil mi? İtaat o. İmam Allahu Ekber diyecek. Hangi güç beni götürecek secdeye rüküye? Ben itaat kültürüne inanmazsam. İtaat bir kültür değildir. İtaat bir ibadettir. Onu kültür haline getiriyor. Kültür dediğin fosildir. Eskiden var olup sonra izi kalan varlığa kültür denir. Müslüman kültür sahibidir. Doğru. Eskiden yapılanları da bilir. Evet. Çünkü geçmişe bakar. Niye? Geleceğinin gideceği yeri şey yapmak için. Evet. Hesaplamak için. Onun için hiyerarşik yapı gaye unsurunun hemen altında şekil almalıdır. Hiyerarşik yapı. Ne demek hiyerarşik yapı? Bak. Nereden oluşuyor bu? Ayet-i kerimede Nisa suresi 59. ayet-i kerimesinde evet. Allahu Teala ya eyyühellezine amenu ve teullaha ve teurresule ve ulil emri minkum. O kadar. Bununla ilgili çok ayet var da ben bir tanesini seçtim buraya. Ey iman edenler. Evet. Allah'a itaat edin. Evet. Resulullah'a itaat edin. Evet. Sizden olan ve sizin gibi düşünen ve sizin ideallerinizi paylaşıp kafirlerle birlikte olmayan kimseye itaat edin. Evet. O çok önemli o. Evet. Ha bunlar iki kısma ayrılıyor. Ulul emir Müslüman ideal büyük. Müslüman ama. Evet. Allah'ın emirlerine fert, cemaat ve düzen bazında teslim olmuş Müslüman. Evet. Ona itaat etmek farzdır. Bir de ulema. Allah'ın emirlerine teslim olmuş alimler. Evet. Umera ve ulemaya ulul emir denir. Evet. Onlara çünkü alimler söyleyecek, amirler yapacak. Amir siyaset hareket ister, ilim yapamaz. Evet. Araya gitmemiz gerekiyor değerli hocam. Peki. Şimdi bu hiyerarşik yapı Nisa suresi 59. ayet. Ayet kelimesi ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine yani başkanlara sizin gibi düşünen ve sizin inandığınız değerler yolunda giden ve onları uygulamak için her alanda onları uygulamak için gayret eden lidere itaat edin. İtaat. Bu ümmetin başında da bu olacak. Aynen bu şekilde ona da bu emir edecek. Onlara da emir. Evet. Sadece bir cemaate, sadece bir partiye, sadece bir teşkilata, sadece bir devlete değil. Büyük düşün.
Bütün ümmet içinde bu farzdır. Evet, her yapıda. Peki değerli hocam, araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah diğer maddelerimize geçeceğiz. Şimdi programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Aradan önce gaye unsuru ve hiyerarşik yapıyı konuştuk. Evet. Şimdi plan ve program. Yok, hiyerarşik yapıda birkaç söyleyeceğimiz şey var. Evet, daha. Onu da bağlantı için söyleyecektim, siz gidiniz. Yani şimdi ümmet konusunda da bir orada bir ilave etmemiz gereken bir nokta var demiştiniz arada. Evet. Onu da buyurun hocam oraya. Şimdi hiyerarşik yapı dediğimiz zaman kimlerden oluşur? O ilk okuduğumuz Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde vel tekun minkum ümmet. Evet. Sizden bir ümmet olsun. Evet. Şimdi o sizden kim? Sizden dediği tabgid ifade eden bir kısmınız demektir. Hmm. O bir kısmınız işte o teşkilat demektir. Hiyerarşik yapı demek her alanda minkum. Yani sizden. Siz kimsiniz? Öğretmenlerden. Siz kimsiniz? Doktorlardan. Siz kimsiniz? Türklerden. Siz kimsiniz? Araplardan. Siz kimsiniz? Avukatlardan. Irklardan, mezheplerden, her sınıf halka hitap edecek her iş konundan hayra çağıracak bir teşkilat olsun. Şimdi bu böyle anlaşılması gerekiyor. Hocam bunu böyle anlatınca o gün orada ben de ayakta bekliyorum. Hani konuyu tamamlamamıştık ilk bölümde. Ben arkasından gittim şeye baktım, tefsirlere. Elmalı'nın tefsirinde, bu ayet-i kerimenin tefsirinde aynen bu cümleler var. Diyor ki en mühim iş imandan sonra bu teşkilatı kurmaktır diyor. Allah Allah. O kadar önemli ki. En mühim iş diyor. İman etti mi mümin? Evet. Ümmet nerede diyecek? Ona dahil olacak. O teşkilat yoksa kendisi olacak. Hatta Erbakan Hoca diyordu ki bir uçan daireyle gelsek. Bir uçak dolusu Müslüman. Yeryüzüne indik. Baktık ki Müslümanız, ne yapacağız? Öbürisi diyor ki ya kazasız belasız indik. Önce bir iki rekat namaz kılalım. Öbürü diyor ki canım bir öğle vaktidir, öğleyi kılalım. Öbürü diyor ki ben güneşi, ayı gördüm, oruç tutalım. Kardeşim hangisini yapacağız? Hiçbirisini yapmayacağız. İlk yapacağımız şey aramızda bir istişare edeceğiz. Evet, baktık Müslümanız, imanımız var. Evet, birisini başkan seçeceğiz. Ona biat edeceğiz. İtaat sözü vereceğiz demektir o. Evet, ümmet haline geleceğiz. Ondan sonra hangi ibadetin vakti girmişse, diğer bütün ibadetler vakitlidir. Cihat farzı, her zaman yapılması farz olan bir ibadet olduğu için imandan sonra ilk farz cihat farzıdır diyordu. Bu çok mühim bir manadır. Bunu %90 bizim insanımızın büyük bölümünün haberi yok bunda. Bu manayı kavrayamıyor. Kavanozu dışarıdan yalıyor. Orası çok önemli. Ondan sonra hangi ibadetin vakti girmişse o yapılacak. İmamımız o. Bizden önce gelenler var. Bir baktık ötede başka bir uçan daireden gelenler var. Onlar oturdular. Efendim istişare ettiler. Birini başlarına başkan seçtiler. Biz ne yapacağız? Hemen onlara tabi olacağız. Onlara tabi olmadan, biz ümmet olmadan şuurlu Müslüman olamayız. Yaptığımız her ibadet teyemmüm kabilindendir. Ümmet şuurunda olup ümmet olma organlarının kurulmasının sözünü verdik, işte o zaman ümmet oluyoruz. Canlı Müslümanlık oluyor. O zaman cereyan geliyor. Öbüründe cereyan gelmiyor. Fosil. Kültür işte o. Müslümanlık kültür değil. Evet. Müslümanlığın yapılmış halidir, binasıdır. O binanın kurulmuşu yani. Kuşun canlısı. İşte bu, yani. Kuşun canlısı. Evet. Hiyerarşik yapı da o yapı işte. Hiyerarşik yapı en üstten en alt kılcal damarlara kadar, yani Türkiye'de bu bir sandık teşkilatına kadar. Siyasi yapı böyle yapılanıyor. Niçin bu yapıda yapıyoruz bunu? O da ayrı bir bahistir. Bir derste onu, bir şeyde onu konuşacağız.
Yani o çok önemlidir. Niye bu yapılacak? Bu şekilde yapılan. Çünkü bütün peygamberler kurulu rejimleri kendi şartları içinde yemişler. Mevcut müsbet vasıtalar Müslümanlığın da vasıtalarıdır. Gaye değil ama. Siz o vasıtaya hangi gayeyi yüklemişseniz onun hizmetine girer. Bıçak adam da keser, ekmek de keser. Adam keserseniz haram işlersiniz. Ekmek kesecek veya bıçaksız iş yapamayacağınız işleri yapmak için bıçak satın alıp bıçaklı olmak farzdır. Neden? Çünkü madem yutimmu bi vacibu illa bi fe vacib. Bir farzın edası için başka bir şey gerekiyorsa o da farz. Onun için. Şimdi burada ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, etiullah, Allah'a itaat edin. Evet. Sonra Allah'a nasıl itaat edeceğiz? Ya Rabbi sana itaat ettik demek evet güzel bir sözdür. Ama nasıl itaat edeceğiz? Emirlerine itaat ederek. Evet. Ne diyor? Ekumussala, namazı kılın. Ne diyor? Fectenibuhu, içki için. Leallekum tuflihun. İçkiden kaçının ve onu kaldırın. Zina edene 100 sopa vurun. Adam öldürene kısas uygulayın. Allah böyle söylüyor. Allah'ın söylediklerini biz alamayız yani. Hafife alamayız haşa ve kella. Evet. Onun için Allah'a itaat edeceğiz. Kim? Tepeden tırnağa. O ümmet. Tepede kim var? Müminlerin halifesi, emiri neyse, cumhurbaşkanı, parti başkanı, Allah'a itaat edecek herkes. Cemaat lideri Amerika'ya sığınmayacak. Allah'a sığınacak. Evet. Etiullah ve etiur resul. Resulullah'a itaat edin. Resul'e itaat nedir? Onun sözüne, fiiline, sünnetine itaattir. Emrettiklerine. Farz, vacip, sünnet. Peygamber de farz koyar. Allah şariyadır, peygamber de şariyadır. Onun için Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Allah emrediyor onun dediklerini yapın yapını. Biz kendimiz Allah emretmese biz peygambere itaat etmezdik dediklerine. Allah emretti edeceğiz, çare yok. Kimse orada gönlünde en ufak bir hareç yani bir sıkıntı duymayacak. Olduğu gibi gönülden itaat edecek. Sünnet seniyeye ayak diremek sonunda zındıklığa götürür insanı. Allah muhafaza. Ve ulil emri minkum. Allah'a itaat eden ulul emre itaat etmek de farzdır. Onun masiyet olmayan emirlerine. Burada bir izleyicim sormuş da şimdi bir açıklama. Şimdi tam orada aslında cevabını verdiniz. İtaat sadece Allah ve Resul nedir? Ayet-i kerimede o cihat babını işlerken biz evet. Cihadın edasının farzlarından itaat konusunu işlerken bu itaat konusunu biz orada 2-3 ders işleyeceğiz. Yok hazırda cevapta vermiş evet. Oldu izleyicimize. Masiyet yani, olan şeyde itaat yok. Olmaz. Ama kim olursa olsun. Evet. Oy da verilmez masiyet yapan lidere. Evet. O da itaat anlamına geliyor. Elbette oy vermek biat etmek demektir. Evet. Söz verdim itaat edeceğim. Sen ne karar veriyorsan benim adıma ver kararları. İşte sana oy verdim git sen benim yetkimi kullan. Evet. Onun için bu çok önemlidir. Şimdi gelelim senin söylediğin plan ve program. Evet. Plan ve program üçüncü öğedir. Ki altı öğe var. Biz şimdi plan ve programı konuşabiliriz. Ancak var. Öbürleri gelecek hafta toplantı unsurunu evet. Ki toplantılar nasıl yapılacak Müslümanlar hangi esaslara uyarak evet. Toplantı fıkhı. Önemli toplantı şey. Fıkhı çok önemlidir. Fıkhı ve adabı değil mi? Adabı. Evet. Ve vasıflı insan, eğitilmiş insan nasıl olacak? Onları da gelecek hafta ancak konuşabiliriz. Sonra da yeterli sayıda insan. O da çok mühim. Bir de bu şimdi teşkilatın hiyerarşik yapısı. Evet. Yani maddi unsuru. Bir de teşkilatın ruhu var. O da çok önemlidir. Gelecek hafta inşallah onları da konuşacağız. Yani aynı dünya görüşüne sahip olup aynı kavramlara, aynı manaları yükleyip aynı tariflerle düşünebilen, aynı eylemleri aynı anda ortaya koyabilen insanlar topluluğuna teşkilat denir. Bu teşkilatın ruhudur. Evet. Şimdi teşkilatın bir cesedi var, evet. Bir de ruhu var. Ruhu yoksa olur İslam İşbirliği Teşkilatı gibi. Ruhu yok. Öyle bir teşkilat var kağıt üzerinde. Arada bir araya geliyorlar, yemek yiyorlar. Ama ruh yok.
Hiçbir netice alınmaz. Hiçbir netice alınmaz. Bir müddet sonra da dağılır. Aynen öyle. Şu andaki partiler mesela bugün başbakan partiler liderlerinin 3 tanesiyle bir araya geldi değil mi? 3 parti lideri. Bu ne? Tehsabuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Keşke hak üzerinde ittifak etseler de hepimiz de onları alkışlasak. Türkiye teröre karşı birlikte hareket edeceğiz. Şimdi şey bu, ittifak edilen şey bu. Ama bununla ilgili yapılması gerekenlere gelince herkes kıblesini başka tarafa çeviriyor. Evet. Böyle şey mi olur? Niçin namaz kıldık? Niçin kıbleye dönüp namaz kılıyoruz? Teröre karşı alacağımız kararları da aynı manada alalım diye. Terörün tedavisi olacak ilaç kıbleden gelecek, Allah'a, tevhidden gelecek ilaçtır. Başka ilaç yok ki, istediğin kadar uğraş. Öbürleri hepsi garnitür. Bir damla bal almak için bir çuval keçi boynuzu yediriyorlar sana. Şimdi gelelim, plan ve program, plan ve program olmadan ümmet olunmaz. Plan program olmadı mı israf olur. Bugün ümmetin gücü israf edilerek heder ediliyor. Kaynakları heder ediliyor, her şey heder ediliyor. Ümmet güçsüz değil. Ümmetin kaynakları güçsüz değil. Hepsi var. Ama heder ediliyor. Plan program ne demek? Planda gösterilen işlerin nerede ve ne zaman yapılacağının programlanmasıdır. Ümmet haline gelsek o teşkilat nerede, ne zaman, ne yapacak, müminleri nasıl savunacak, bütün Müslümanları problemleri nasıl çözecek, Suriye meselesi bu hale gelmeden onu çözerdik. Ümmet olsaydık. Ümmet olsaydık. Hele o ta 5 sene önce Saadet Partisi'nin genel başkanlığının verdiği teklif ortaya gelseydi, Mısır, Türkiye, İran ve Pakistan onar bin asker koysaydı, şimdiki kadar aralar açılmamıştı. Düşman arayı her gün açıyor. Her gün bizim hocalar, Sarıklılar, bir kısım hocalarımız da ara açılsın diye can atıyor. Vaazlar yapıyor, televizyonda sohbetler veriyor. Evet. Şimdi Suriye'den, Halep'ten 5 bin, 10 bin, 20 bin Müslümanı koridor açıp kurtarmayı başarı zannediyorlar. Böyle bir hale düştük. Allah bize akıl fikir versin. Amin. Değerli hocam. Onun olmamasını sağlamaktır esas plan ve program. Oraya gelmeden önce meseleyi kavramaktır. Evet. Devam ederken bir izleyicimiz de yine bir soru soruyor. Ulul emri şu zamanda nasıl bulacağız? Çok önemli bir şey bu diye evet. ifade etmiş izleyicimiz. Evet. Ona şimdi önemli bir soru hakikaten, yani onun için şimdi oraya devam etmeden isterseniz. Şimdi o söylediği şey, ben İslam'ı bilmiyorum demektir. O söylediği soru, muanayi. Ben İslam'ı bilmiyorum, nasıl bulacağız? Evet. O zaman gelsin, ben ona nasıl olacağını anlatacağım. Şimdi televizyonda konu içerisinde başka bir konuyu konuştuğumuz zaman detaylı bir bütünlük, konu. Evet, bütünlük evet. kaybediliyor. O bakımdan onu şimdi konuşma şansımız zayıf. Şu kadar söyleyebilir miyiz hocam orada? Şimdi yani az önce ayet-i kerimede de Ali İmran 104'ü izah ettiniz ya orada. Şimdi dolayısıyla şimdi Kur'an bunun bize nasıl olacağını anlatıyor. Ama biz ömrümüz billah onu anlatıyoruz. Yeni mi çıktı televizyonun karşısına o kardeşimiz? Yani bilemiyorum onu. Şu anda de. Bir cümleyle nasıl yapacaksın? Kur'an ve sünnete uyacaksın. Evet, Allah razı olsun. Başka izahı tamam. yok. Tamam. Yani evet. hap bu. Evet. Kur'an ve sünnette ne diyor? Ben ömrüm biraz, onunla geçiyor zaten. Biraz araştıracak. Bu araştıracak, evet, çalışacak. Evet. Çalışacak. Onu bir cümleyle onu bana anlat, ben onu bileyim. Öyle bir hap olsa hepimiz içerdik, kurtulurduk. Evet, evet. Öyle bir hap yok. Niyetimizi halis terleyeceksin tutacağız. Terleyeceksin bu iş için. Niyetimizi halis tutacağız. Tabii, ilim evet. öğreneceksin. Terleyeceksin, gayret edeceksin. Evet. Şimdi devam edelim hocam. Şu plan ve program evet. olmayınca ne oluyor? Bir ayet-i kerime okuyacağım. Evet. Şimdi plan ve programı emreden ayet-i kerimeler var. Onları okumadan önce bir ayet-i kerime okuyacağım. Hangi ayet hocam o? Bu Nisa suresinin 60-62. Ayetleri. Evet. Elem tere ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun?
Bugün bu iddia edenler Müslümanların içinde çok. Herkes ben Müslümanım diyor, ne güzel işte. E peki iddianı yap. İddia edenlerini görmüyor musun? Allah'tan ve Resulünden başka helal ve haram koyanı tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut deniyor buna. Tağut demek Allah'tan başka helal ve haram koyan insanlar. Bugün tağut, Avrupa Birliği tağuttur. Amerika tağuttur. İsrail tağuttur. Siyonizm tağuttur. Onlara tabi olan Müslümanlardan kim olursa olsun Müslümanım dese o da tağuttur. Onlara tabi olanları, evet. Gönülden tabi olanlar. O da tağut olur. Allah muhafaza. Evet. Şimdi bir daha okuyalım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilenlere ki yani Tevrat ve İncil'e de öyle, inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağutu yani Allah'tan ve Resulünden başka helal ve haram koyanı tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Onlar gelsin bir arayı bulsun. Efendim Suriye'de gelsin, Amerika gelsin, arabuluculuk yapsın. Rusya gelsin, arabuluculuk yapsın. Rusya orada ne işi var? Niye Müslümanlar İslam Birliği kurup da bu belayı başlamadan def etmediler? Başlamadan. Evet. Bu belanın bizim başımıza gelmesi İslam Birliği'nin olmamasındandır. Her geciktiği saat daha büyük belalar gelecek. Saat diyorum, bak gün demiyorum. Evet. Evet. Onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Münafıklara, Allah'ın indirdiğine Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman, gelin Allah'ın kitabına uyalım. Gelin peygamberin sünnetine uyalım dendiği zaman kim? Büyük bir kitle Müslüman bunu söylüyor. Biz de onu her gün her saat onun derdindeyiz. Onun teşkilatını kurmuşuz. Onun için çalışıyoruz. Gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Şimdi zamanı mı derler. Yavaş yavaş yapacağız derler. Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de efendim bir gücü yoktu derler. Orada Müslümanların gücü madem nasıl yoktu, Peygamberimiz Mekke'nin devlet reisi değildi gücü olsun. Bugün Müslümanlar, herkes Müslüman, devletlerin başında Müslümanlar var. Kimin hesabına varsın orada sen, madem ki peygamberin Mekke dönemindeki durumunu bana örnek göstereceksin? Değil mi Osman yani? Çok batıl bir şeydir o. Onun için şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Münafıklara, Allah'ın indirdiğine ve Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman, peygamberin emirlerine gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi aldıkları kararlar yüzünden, çok önemli bir ayettir bu. Kendi aldıkları kararlar yüzünden başlarına bir musibet geldiği zaman, evet, biz iyilik etmek ve müminlerle kafirleri uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik derler. Evet. Bütün bugün o işbirliği, kafirlerle işbirliği yapanların temel cümlesi budur. Müminlerle kafirleri. Şu adam yapıyor bunu demek biraz zordur. Ama yapılan sistem belli, yapılan iş bu. Evet. Çünkü onun için çok kesin deliller lazım. Kimseye açıktan sen münafıksın denilemez. Ama davranışlar ortada. Bu yapılar ortada. Davranıştır denilebilir. Tabii. Biz iyilik etmek ve müminlerle kafirleri uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik. Diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nice olur. Nisa suresi 60-62. Evet. O demin ki plan program yapıp Müslümanları efendim yıllarca idare edip 40 yıl, 30 yıl, 20 yıl, 10 yıl Müslümanları idare edip de Müslümanların birliği için hiçbir plan ve program yapmayan insanlar hesap verecek. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? Ben kafirlerle işbirliği yaparak Müslümanları bir araya getireceğim. İleride getireceğim. Şimdilik mümkün değil. Niye? Mekke dönemini yaşıyoruz. Kur'an'ın Mekke döneminde inen ayetlerinin öbürlerini çıkaralım Kur'an'dan, öyle mi demek istiyorsun? Haşa ve kella. Evet. Çok batıl bir şey o. Onun için وَالَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ. Şimdi bu çok önemli. Bu. Yeryüzünde biz yönetim yetkisi verdiğimiz Müslümanlar. Evet. Evet, ne yaparlar?
Erkam-ı Sela namazı dosdoğru ikame ederler. Namaz kılınacak her ortamı sağlarlar. Ve atü zeka, zekatı verirler. Zekatın zıttı faizdir. Faizi kaldırırlar. Evet. Bunun içinde var o. Ve emru bil maruf, marufu emrederler. Ve nehu anil münker, kötülüklerin tamamını kaldırırlar. Bunun içinde faiz de var, içki de var, kumar da var, kısas da var, zina, hepsi var. Kaldırırlar. Ve lillahi akıbetül umur, işlerin sonucu sadece ve sadece Allah'a aittir. Yani başarı Allah'tandır. Allah isabet ettirirse edersin. Sen onun emirlerine uy. Evet. Onun emirlerine uyarsam kafirler şöyle kızarlar, böyle tedbir alırlar. Hayır. O zaman velayeti onlara veriyorsun işte. O sıkıntı. Sıkıntı orası. Evet, evet. Orayı anlamıyor. Bugün Müslümanların itikat noktasındaki tıraş edilmiş noktaları burasıdır. Evet. Burayı takmamız gerekiyor. Burayı canlı Müslümanlığın ümmet halinde yaşanır bir nizam olduğunun şuurunu vermemiz gerekiyor. O zaman Arakan bu hale gelmez. O zaman Suriye bu hale gelmez. O zaman Musul bu hale gelmez. Evet. Değerli hocam, süremizin sonuna geldik. İçeriden geldik mi? Cidden diyor, mi geldik? Geçtik diyor. Bunu bir yarım... saate bakayım. Geldik mi? Evet, geçtik. Doğru. Geçti. Geçtik de ama çok önemli, mühim bir nokta. Gelecek hafta devam edeceğiz. Buna etmemiz gerekecek. O zaman şimdi bizi izleyen kardeşlerimiz, evet, gelecek hafta daha mühim şeyler konuşacağız. Elbette. Hac suresi yani, 41. ayette değil mi o hocam? Çok, evet. Hac suresi 41. Evet. Doğru okuduğumuz evet, ayet-i kerime. Onu da söyleyelim. Önümüzdeki hafta yine bunu biraz daha şey yapmamız lazım. Yani gelecek hafta ben istiyorum ki bütün Milli Görüş camiası şu konuşacağımız konuyu birbirlerine, bizi dinleyenler haber versin. Evet. Ve bu konuşacağımız gelecek haftaki konu şimdi bu haftakinden daha mühimdir. Evet, inşallah toplantının adabı, fıkhı ve usulü. Bu toplantılar yapılmadan, evet, gerçekten bu iş bir kazığa bağlanmadan olmaz. Evet. Peki değerli hocam, ağzınıza sağlık. Allah tesirini halk etsin. Bize de hep beraber hakkıyla yaşamayı nasip eylesin diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Haftaya buluşmak dileğiyle.